Geçen videoda tutumlarımızın davranışlarımızı nasıl etkileyip şekillendirdiğini gördük. Peki bunun tam tersi de geçerli olabilir mi? Davranışlarımızın tutumlarımızı etkileyip şekillendirmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Yoğun toplumsal baskılar tutum davranış bağlantısını zayıflatabilir ve tutumlarımızın davranışlarımıza göre şekillenmesine yol açabilir kulağa biraz garip geliyor öyle değil mi? Çünkü şimdiye dek bir şeyi yapmadan önce, yani bir davranışta bulunmadan önce nasıl düşündüğümüzden, algımızın nasıl oluştuğundan bahsettik. Psikologların davranıştan tutuma geçiş konusunda başvurduğu iki olgu, iki açıklama var. Bahsedeceğim ilk açıklama, önce küçük, sonra büyük rica olgusu daha iyi anlaşılsın, akılda kalıcı olsun diye bunu bir çizimle göstereceğim size. Önce küçük, sonra büyük rica olgusu. Bir kapı çiziyorum. İşte böyle. Kapıdan içeri girmek üzere olan bu kişi biziz. Önce küçük, sonra büyük rica olgusuna göre karşılaştığımız küçük bir isteği yerine getirme ihtimalimiz büyüktür. Sonra zamanla bir bakmışız ki çok daha büyük talepleri yerine getiriyoruz. Çok basit aslında bir düşünün. İnsanları büyük bir şeye ikna etmek için küçükten başlayıp yavaş yavaş ilerleyin. İşin karanlık tarafı, insanların beyni böyle böyle yıkanıyor, insanlar böyle istismar ediliyor. Önce, erkin talep ettiği küçük şeyleri hiç istemedikleri halde kabul ediyorlar. Ama bu küçük şeyleri uzun süre yaptıktan sonra bakıyorlar ki çevrelerindeki herkes aynılarını yapıyor. Bu davranışların doğru olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Bu sayede Erk tarafından bir takım imtiyazlarla ödüllendiriliyorlar. Sonuçta bir süre sonra Erk'in söylediklerinin gerçekten doğru ve iyi olduğuna inanmaya başlıyorlar. Kanlı Elmas filmini izlediniz mi? Filmin ardında yatan olgu da bu işte. Çocuk askerlerin beyinleri böyle yıkanıyor. İnsanları öldürmeye böyle ikna ediliyorlar. Çok küçük yaştan itibaren bu tür davranışlarla dolduruluyorlar. Üstelik bu davranışları çevrelerindeki herkes sergiliyor. Büyüyüp birer yetişkin olduklarında bir silah alıp insan öldürmenin normal olduğuna inanıyorlar çünkü tutumları bu şekilde oluşmuştu. Ve aynı şeyi bu kez onlar başkalarına yapıyor. Bu davranışı teşvik ederek bu tutumun yayılmasına neden oluyorlar. Ben bu kapıyı neden çizdim? Bakın. Kapı ilk başta hafif aralıktı. Zaman geçti, şimdi ardına kadar açık. Psikologların bu garip etkileşimi açıklamakta kullandığı bir diğer olgu da rol yapma. Birçoğumuz hayatımız boyunca birçok role bürünürüz. Biliyorum, eminim. Hepiniz kız kardeş, erkek kardeş, kız veya oğuldan fazlasısınız. Ben bir kız çocuğuyum, bir kız kardeşim, bir arkadaşım, bir eşim. Hayatta birçok rolüm var. Siz bir de kendi rollerinizi düşünün. O kadar çok farklı kostüm giyiyoruz ki. Mesela bu şapka benim kostümüm. Ama tek kostümüm değil. Sayısız rol için sayısız kostümüm. Yani şapkam var. İnsanlarla çok çeşitli şekillerde bağlantı halindeyim. Sorumluluklarım ve görevlerim var. Yepyeni bir role girdiğinizi hayal edin. Belki yeni bir işe girdiniz. Belki yeni evlendiniz. Belki belki ilk kez anne veya baba oldunuz. Yeni bir role girdiğiniz ilk birkaç gün çok garip hissediyorsunuz, öyle değil mi? Sahte gibi sanki. Sanki bu rol size göre değilmiş gibi. Gerçekten rol yapıyormuş gibi. Kendiniz olmaktan çıkmış gibi hissetmiyor musunuz? Gerçekte olan da bu aslında. Belli bir toplumsal senaryoyu takip ediyoruz. O role girdiğimizde en iyi olmak istiyoruz. Bu yeni rolü kusursuz oynamak istiyoruz. Profesyonellikte utangaçlığa yer yok. Küçük çocukların oyun odasında bebekleriyle oynadığı gibi gelmiş geçmiş en iyi anne babalar olmak istiyoruz. Oysa bu mümkün değil. Mükemmelliğe birdenbire ulaşamayız. Ama bu rolü bir süre daha oynamaya devam edersek, rolünü yaptığımızı sandığımız şeye dönüşürüz. Artık normal gelmektedir. Kimliğimizin bir parçası gibidir artık. Tutumumuzla gayet uyumlu gibi gelmeye başlar. O halde tutumumuzu davranışımızın bir sonucu olarak bu rol doğrultusunda değiştirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu süre zarfında yaptığımız tek şey bir ebeveyn olmanın veya yeni bir şirkete girmenin ya da yeni bir okula başlamanın gerektirdiği gündelik görevleri yerine getirmekti. Yani başlangıçta çok sahte, garip, acayip gelen şey sonuçta şekillenerek bir parçamız haline geldi. Tutumumuz bu davranış yönünde değişti. Şimdi buraya bir not düşmek lazım. Bu olgular herkes için her zaman geçerli olmayabilir. Ama psikologlar davranışlarımızın tutumumuzu nasıl etkilediğini gözlemlediklerinde bu iki önemli açıklamaya ulaşmışlar.